Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden tasavvuf terimlerinden devam ediyoruz. Cem, fark ve cemül cem. Cem toplamak, toplanmak, biriktirmek, fark ise ayırmak, ayrılmak, seçilmek manalarına gelmektedir. Tasavvuf terminolojisinde kul bütün eşyada ve elbette kendisine ait olan bütün fiillerinde Hak Teala'yı müşahede edebiliyorsa, varlık alemindeki her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu görüyorsa bu kul cem halinde demektir. Böyle değilse, yani kul kendine ait her türlü icraatında kendisini haktan ayrı olarak görüyorsa bu halin adı farktır. Bundan ötürü Üstad Ebu Ali Dekkak'ın ifadesiyle farkta her şey kula nispet edilirken cemde ise her şey kuldan alınıp hakka nispet edilmektedir. Bir kimsenin yaptığı bir iş hakkında bunu ben yaptım demesi farktır ve yaptığı işi kendisinden bildiği için manen tehlikeli bir durumdur. Cemde ise kişi ne yaparsa yapsın hepsini Allah'a verir ve bunu o yaptı der. Bu kişinin kendi güç ve kuvvetinden teberri edip her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ifade etmesidir ki doğru ve en rahat bir yoldur. Bir başka yaklaşımla farkta kula ait irade ve kazanımlar, cemde ise Allah'ın o kulunun kalbine manevi hisler, sezişler lütfetmesi, çeşitli lütuf ve ihsanlarda bulunması söz konusudur. Fark, hak ile halkı ayırt etmek iken, cem tamamen hakkı görmek ve ona nazarları tahsis etmektir. Kulluğun edası için farka ihtiyaç varken, Hak Teala hakkında marifet sahibi olabilmek için ceme ihtiyaç vardır. Bir başka deyişle, fark hali olmazsa kulluk tam yerine getirilemez. Cem olmazsa Cenab-ı Hak tam olarak bilinemez. Bir de cemül cem vardır ki o da bütün bundan ötesinde bir gaybubet hali olup Allah'ın tecelli ve tezahürleri karşısında kulun artık kendisini de başkalarını da duymaması, hissetmemesi, ondan başka hiçbir şey görmemesi, bütün varlığı onun varlığının gölgesinin gölgesi şeklinde telakki etmesi halidir. Fena ve beka. Fena yok olma, zeval bulma, beka ise devam, sebat ve hep aynı hal üzere kalma gibi anlamlara sahiptir. Fena, insandaki kötü özelliklerin yok olmasına, beka ise insandaki güzel niteliklerin devam ve sürekliliğine işaret eder. Bu iki kavram arasında bir iç içelik söz konusudur. Şöyle ki, insan güzel bir huy edindiğinde ondaki kötü huy yok olur. Tabiri diğerle insan iradesinin hakkını verip ahlakını güzelleştirmeye çalışırsa Allah onu güzel ahlaklı yapar. İnsan amellerinde ihlaslı ve samimi olmak için gayret gösterirse Allah o kuluna ortaya koyduğu performansının karşılığını verir ve onu ihlaslı kılar. İşte insan kin, haset, cimrilik, öfke gibi kötü özelliklerden kendisini kurtarabilirse ona kötü ahlaktan fani olduğu, güzel ahlak ile baki olduğu denir. Eğer insan varlık aleminde cereyan eden olaylar üzerinde Allah'ın kudret ve tasarrufunu görür, her şeyi ondan bilirse ona beşeri sıfatlardan fani olduğu, Hakk'ın sıfatlarıyla baki olduğu denir. Hakk'ın tecellisi insanı bütünüyle kaplar da ondan başka hiçbir şeyi göremez hale gelirse Hak'tan fani olduğu, Hak ile baki olduğu denir. Bu yaklaşımın daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir örnek verebiliriz. Bir hak dostunun huzuruna girildiğinde o zatın atmosferi o mecliste bulunan bütün insanları etkiler. İnsan o hak dostundan o kadar etkilenir ki artık o meclise ait kapı, pencere, duvar gibi başka şeyleri görmez olur. Onlar hakikatte vardır ama o hak dostu adeta başka şeyleri görünmez hale getirmiştir. İşte Allah'ın tecelli sahanı altında kalma halini yaşayan bir insan da o zaman aralığı içerisinde kendisi de dahil hiçbir şeyi göremez, hissedemez olur. Eşya onda da vardır ama o insanın içinde bulunduğu hal onun başka şeyleri görüp hissetmesine imkan vermemektedir. Cehaletinden fani olan ilmiyle baki olur. Nefsani arzularından fani olan Allah'ın muradıyla baki olur. Kendi özelliklerinden fani olan Hakk'ın sıfatlarıyla baki olur. Hakk'ın sıfatlarından fani olan onun zatıyla baki olur. Hakk'ın zatında fani olan kendi fenalığını görmekten kurtulup beka bulur.